Evet efendim, hafta içi her gün buradayız, sizlerle birlikteyiz. Değerli bir konumuz oluyor. Bugün de 100. Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Emre Karaduman konumuz olacak efendim. Kendisiyle sorunlarını konuşacağız, öğrencileri konuşacağız, öğrencilerin beklentilerini konuşacağız. Tabii bununla birlikte güncel konular üzerine genç bakışı da dinleyeceğiz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Şerif Bey. Biraz şey oldu, problemle başladık gibi ya. Problem yok, olur problem. Nasıl gidiyor hayat? İyi sağ olun, siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz, idare ediyoruz. Şimdi 100. Yıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı diyoruz. Evet. Bu seçimle mi oluyor? Konsey ne iş yapıyor? Bir dinlesek. Şimdi müsaadenizle şöyle başlamak istiyorum ben. Gençliğe ses olan, gençliğin ağzından çıkana söz olan herkese bugün burada bulunmamız hasebiyle de şahsınızda Tutku Radyo ailesine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayrıca başta şu an bizi dinleyen vatandaşlarımız olmak üzere de tüm Tutku Radyo dinleyicilerine saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ayrıca seyrediyorlar hem de bizi Face'den. Seyredenlere de teşekkürler olsun bizden. Tabii paylaşmak isteyenler Salih Geçken Facebook sitesinden paylaşabilirler. Bunu da aktaralım. Buyurun efendim. Tabii, teşekkür ederim. Şimdi öğrenci konseyleri genel itibariyle direkt Yüksek Öğretim Kurulu'na bağlı birimler ya da birimcikler diye tabir edebiliriz, tarif edebiliriz. Öğrenci konseyi üniversitelerde öğrencilerin sınıflardan başlayarak seçmiş oldukları temsilcilerin sınıf, bölüm, ana bilim dalı, yüksekokul ya da fakülte, hatta enstitü, daha sonrasında öğrenci konseyi başkanı ve yönetim kurulunu seçerek meydana gelen tamamen resmi, tamamen yasal bir oluşum. YÖK'e bağlıyız biz, dediğimiz gibi üniversitelerde de rektörlüğe bağlı olarak işlerimiz ve işleyişlerimiz açısından çalışıyoruz öğrenci konseyleri olarak. Öğrenci konseyi ile ilgili Türkiye'nin her yerinde bu genel geçer kural. Evet. Van 100. Üniversitesi'nde de bizim öğrenci konseyi yönergesinde, yine bütün öğrenci konseylerin yönergesinde olduğu gibi aldığımız iki tane, kabul ettiğimiz iki tane vazifemiz var. Bunlardan bir tanesi, biraz bizim şekillendirmiş olmamızla beraber, bunlardan bir tanesi öğrencilerin öğrencilikle alakalı sıkıntılarını çözmeye uğraşmak, çözmeye çalışmak. Çözmeye gayret etmek ve hatta olabiliyorsa çözmek. İkincisi de bizim üniversitemizde bulunan, tabii biz işi biraz daha bazen büyütüyoruz, ilimiz gençliğine hitap etmeye çalışıyoruz. Evet. Üniversitemizde bulunan 32 bin öğrencinin sosyal, kültürel etkinliklerin içerisinde bulunmasına yardımcı olmak, toplumsal meselelerden uzak kalmamasına yardımcı olmak ve Ankara'da ne varsa mesele olarak, aynı şekilde o meselenin Van'da da bazen işte Türkiye'nin konumu itibariyle bölgesel meselelerde bile haykırmak, susmamak, bunu bütün 100. Üniversitesi öğrencileriyle beraber yapmaya çalışıyoruz. 32 bin öğrencinin seçtiği temsilcisiniz o zaman. Evet, doğrudur. Ben 100. Üniversitesi'nde 32 bin öğrencinin temsilcisiyim. Bunun seçimi de şöyle oldu. Sınıflardan mı başlıyor? Tabii. Sınıflardan başlıyor. Sınıf temsilcileri seçiliyor. Arkasından bölüm temsilcileri seçiliyor. İşte yüksekokulsa yüksekokul temsilcisi, fakülte ise fakülte temsilcisi. Eğer enstitü ise enstitü temsilcisi seçiliyor. Daha sonra da öğrenci konseyi başkanı seçiliyor. Üniversitemizde öğrencisi bulunan 32 tane birim var. Ve bu 32 birimden seçime gelen 28 tane birimin oyunu aldık biz. Bir tane sadece alamadık. 28'in 27'sini aldık. Çok iyi. %96,5'a falan tekabül ediyor bu. Ve çalışmalarımızı da o yönde yapıyoruz. Bizler göreve geldikten sonra seçimlerimiz 28 Kasım'da oldu ve ayın 1'inde de ilan edildik. Göreve geldikten sonra ilk iş üniversitedeki bütün herkesi, hocasıyla, akademik idari personeliyle, öğrencisiyle, topluluklarıyla, öğrenci konseyinin yapısı içerisindeki bütün arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, üniversitedeki öğrenciler için çalışmalarını sağlamaktı. Biliyorsunuz her geçen gün daha da güzelleşen, gelişen bir 100. üniversitesi var. Bu üniversitede bir binaysa biz de bununla ilgili en önemli yapı taşı olmaya çalışıyoruz. Gençler, öğrenciler şüphesiz üniversitenin uğruna kurulduğu, uğruna çalışacağı kimselerdir. Biz bunu kendi kendimize çalışıyoruz, kendi kendimize faydamız olsun ve geleceğimizi kendimiz hazırlıyoruz şiarındayız. Öğrenci konseyinin, 100. üniversitesinin öğrenci konseyinin sloganı gelecek gençlerle gelecek sloganıdır. Bizler
Bu sloganla da aslında bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizim söylediğimiz şey şu. Bizim ilanımızdan sonra yaptığımız bir çalışmamız vardı. O çalışmayı müsaadenizle paylaşmak istiyorum ben sizinle. Biz üniversitemizde öğrenci için bulunan herkese mektup yazdık. Yani hiç abartmıyorum, herkese yazdık, herkese mektubu ulaştırdık. Üniversitemizdeki akademik personele de götürdük. Üniversitede öğrencilerle birebir iletişimde olan idari personele de götürdük mektuplarımızı. Ve hocalarımıza şunu söyledik, büyüklerimize şunu söyledik. Dedik ki siz burada öğrenciler için çalışıyorsunuz. Evet. Hepimiz öğrenciler için varız. Biz de öğrenciler, o az önce bahsettiğim iki madde vardı önemli. O iki madde gerçekleşsin diye varız. Gelin hep beraber işin mutfağında birlikte hareket edelim deyip hocalarımıza kocaman kocaman mektuplar yazdık. Eski usul ama çok faydalı oldu. Hocalarımız da sağ olsun birçoğu telefonla gerek aynı şekilde mektupla dönenler, mektuplar şu an bizde mevcut. Aynı şekilde mektupla dönenler, işte SMS gönderenler, hocalarımızın bize dönüş yapanların tamamı ya işte biz sürecin içerisinde nasıl olabiliyorsak kesinlikle bu konuda öğrencilerin emrindeyiz dediler sağ olsunlar. Ve bizim hocalarımızla hocalarımızdan aldığımız o geri dönüşlerden sonra yaptığımız ortak etkinliklerde mesela işte hangi hocanın alanı ile ilgiliyse mutlaka söylüyoruz. Onun örneklemelerini birazdan size belirteceğim. Ama genel itibariyle böyle. Bir de topluluklara mektuplar yazdık biz. Öğrenci topluluklarıyla zaten çok güzel bir iletişim halindeyiz biz. Öğrenci toplulukları öğrenci konseyine hiyerarşik manada bağlı değiller. Onlar üniversiteye bağlı olan Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı. Biz rektörlüğe bağlıyız. Ve öğrenci topluluklarıyla da tamamen tam olması gerektiği gibi yek vücut olarak tek bilekten hareket ediyoruz. Çok şükür elhamdülillah. Bizim öğrenci topluluklarına yazdığımız mektuplar da yine aynı şekildeydi. Siz aynı gayeyle buradasınız, biz aynı gayeyle buradayız. Etkinlik yapmak daha çok sizin işiniz. Gelin hep beraber bir şeyler yapalım. Ve bunun meyvelerini süreç içerisinde çok fazla gördük. Alın karşılığı nasıl bir iş? Şöyle, şimdi... üniversite yönetimi öğrenci konseyine bakış açısı konusunda gerçekten çok iyi. Ya bu su götürmez bir gerçek. Bunu tartışamayız bile. Ama şöyle bir durum var. Bizim işte talepte bulunduğumuz şeyler makulse, mantıklıysa ki mantıklı olmayan bir şey hiçbir zaman istemedik biz şimdiye kadar. Makul taleplerimizin tamamı neredeyse üniversite yönetimimiz tarafından karşılandı. Çok küçük mesela bahsetmek istiyorum. Biz geçtiğimiz hafta bir hafta boyunca Çanakkale programındaydık. Ecdadı ziyarete gittik. Çok da güzel bir program oldu. 55 tane öğrenciyle gittik. O programın güzergahını konuşurken dönüşte biz Urfa'dan gelmek istedik. Bizim üniversitemizin genel sekreteri Profesör Doktor Yusuf Uzun hocamız, buradan kendisine selam söylüyoruz. Yusuf Uzun hocamız şöyle bir şey söyledi. İşte döndüğünüzde... Birlikte mi gittiniz? Yok yok, birlikte gitmedik. Güzergahı onunla tartışıyoruz, konuşuyoruz. İşte döndüğünüzde sıkıntı olmasın, problem olmasın, şu olmasın, işte benim evladım, benim çocuğum falan deyip, yani bizleri zaten kendi evlatları gibi, kendi çocukları gibi gördükleri için onun devamında problem olmaması için o manada şeyler söyledi. Biz de tabii kabul ettik. İşte yola öyle çıktık falan. Ama yani şüphesiz şöyle de bir şey var. Yani birçok ses var. Birçok sesi ayrı ayrı ağızlardan çıkarırsak gürültü olur. Birçok sesi tek ağızdan çıkarmaya çalışırsak tek yürek tek bilek olmuş oluruz. Bizim de topluluklarla beraber çıkardığımız ses aslında bu ikinci söylediğimi ifade ediyor. Bizim üniversitemizdeki etkinliklerden biraz sonra bahsedeyim dedim ama sordunuz diye bundan da şimdi bahsetmem gerekiyor. Üniversitemizde maddi katkıya ihtiyacı olan öğrenciler 100. Üniversitesi Burs Koordinatörlüğü'nden aylık burs alırlar. Geri dönüşümsüz. Biz mesela topluluklarımızla beraber yaklaşık 2 ay önce yani sömestr tatili bittikten hemen sonra üniversitemizdeki toplulukların büyük bir çoğunluğunun bu işe dahil olabileceklerin tamamının desteğiyle ortak bir etkinlik yaptık. Gece düzenledik. Ve o geceden akabinde de kermes düzenledik. O geceden elde edilen gelirlerle biz toplamda 7500 lirayı üniversitemiz 100. Üniversitesi Burs Koordinatörlüğü'ne hibe ettik. Bu tamamen gençlerin azmi başarısıyla oldu. Ve dediğiniz gibi tek yürek tek bileklilikle oldu. Genel sekreterimiz oraya çıktığında işte hem salonun ihtişamı hem genel itibariyle o birlik beraberlik. Yani çok duygulandı. Ya da içerideki herkes için öyleydi. Hatta Zeki hocamız, kulağı çınlasın Zeki Taştan hocamız. Onun da şu sözü oldu. Ben işte yıllardan beridir bu üniversitedeyim. İlk defa
bu salonda böyle bir kalabalık görüyorum diye demişti. Ve o kalabalık kuru kalabalık değildi. İlçelerden, biz zaten hiçbir etkinliğimizde ilçelerdeki kardeşlerimizi geride, işin dışında bırakmamaya çalışıyoruz. Ve orada o tek yüreklilik, tek bileklilik bize yeni bir salon, yeni bir büyük salon talebi getirdi mesela. Hmm. İstedik. Şu an onun çalışmasını yapıyor rektörlük. Yani öğrenci konseyinin kullanabileceği. Tabii. Öğrenci konseyinin kullanabileceği değil. Öğrenci konseyinin çalışma ofisi var zaten. O salon 460 kişilikti. O salonda 1200 kişi vardı. Salon Cengiz Andic konferans salonu. Yeni bir konferans salonu kesinlikle istediniz. O salon üniversitemizin en büyük salonu. Ve biz daha büyük bir salon, artık salonlara sığamıyoruz, daha büyük salona ihtiyacımız var dedik. Onun çalışmasını yapıyorlar. Hakikaten Zeki Hoca ya da Yusuf Bey demiş de çok doğru bir tespitte bulunmuş. Yani kesinlikle. O salonu doldurmanda aslında bu sadece üniversitenin sorunu değil. Bizde ben 2012 yılından beri öğrenci konseyinin içerisindeyim. Ve başkanlıkta da ikinci dönemim. 2012 yılından beri Van'da kamburlaşmış diye tabir ettiğimiz bir sorunumuz var bizim, biliyorsunuz. Bu da ulaşım meselesi. Ulaşım meselesiyle ilgili neredeyse her gün biz telefon alıyoruz. Neredeyse her gün bir irtibatta, iletişimde bulunuyoruz. Şimdi maalesef bu önceki süreçte ulaşımla ilgili kapıların birçoğu bize kapalıydı. Biz işte sorun çözümüne gittiğimiz için, uğraştığımız için kapılar bize kapalıydı. Bu son süreçte bizim işte Mustafa Yalçın Bey genel sekreter olduktan sonra kendisiyle görüşmemiz, arkasından da böyle çok yumuşak, yani saygısızlık olmasın, çok yumuşak bir şekilde ultimatum diye nitelendirilebileceğimiz bir yazı ilettik kendisine. Kendisine de çok saygı duyuyoruz, çok seviyoruz kendisini. Ve o yazıda biz ulaşımla alakalı sorunu değil, çözüm önerilerimizi bir bir sıraladık. Şu olursa hallolur, şu olursa hallolur, şu olursa hallolur. Onlardan en temeli de şuydu. Bu ulaşım sorununu çözmek istiyorsanız burada üniversite var. Üniversitede de gençler var. Biz varız. Tabii. Bu ulaşım sorununu bizimle çözmelisiniz. Hatta bizimle çözmek zorundasınız. Yani başka bir yol yok. Doğru, beraber olan da bu değil mi? Kesinlikle. Sağ olsunlar, şöyle bir şey oldu. Biz Çanakkale'deyken üniversitemizin rektörlüğünden arandım ben. Bize belediyenin ulaşım hizmetleri müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden bir yazı gelmiş. İşte bir komisyon kuruyorlar. Bu komisyonda öğrenci konseyine de yer vermek istiyorlar. Bu çok güzel bir şey. Şöyle çok güzel. Yani biz artık işin mutfağından bu işi çözeceğiz. Daha önce olmuş olsaydı çok daha güzel olacaktı. Ama zararın neresinden dönersek kârdır. Ulaşım sorunu kesinlikle altı özenle ve önemli çizilmesi gereken bir sorun. Hala çözülemedi. Birçok çabalar, girişimler mevcut. Bir şeyler yapılıyor sürekli. Hala çözülemedi araçlarla ilgili. Şimdi ama ulaşım sorununda buradan da bizi dinleyen arkadaşlarıma söylemek istiyorum ben. Ulaşım sorununun bir tarafı da aslında biz öğrencileriz. Yani o meseleyi sorun yapan bir taraf da biz öğrencileriz. Küçük bir tarafız. Buradaki muhataplarımızdan daha küçük etkimiz. Ama tabii işte belediyeyle biz bu konuyu görüştüğümüzde en son belediye bize şunu söyledi ve bunda da çok haklı. İşte dolmuşlar, otobüsler bekliyor. Dolmuşlar, otobüslere öğrenciler gidiyor. Ama belediyenin o yeni getirdiği büyük otobüsler, iki tane de körüklü getirdi otobüs. O otobüsler sırada mesela boşta bekliyor. Bizim arkadaşlarımız ne işte daha hızlı gidiyor ya da daha başka bir şey oluyor diye diğerlerini tercih ediyorlar. Ben buradan da arkadaşlarıma bu sorunun daha kolay bir şekilde çözülebilmesi için büyük otobüsleri de diğerlerinin yanında tercih etmelerini öneriyorum. Bu bizim birinci meselemiz. İkinci meselemiz şu, maalesef bu tabii çok çok büyük, üzerine belki tez yazılması gereken bir konudur. Evet. Üniversite gençliği, tabii ki il gençliği ama özellikle üniversite gençliğine tam manasıyla ilde sahip çıkılamıyor. Nasıl sahip çıkılamıyor? Şimdi bu kentin en önemli bir bileşeni kesinlikle kentin yerli vatandaşları, yani kentte yaşayan insanlar. Esnafımız yeri geldiğinde, ki esnafla da işte biz mesela aldığımız şikayetlerden bazılarını esnaflarla ilgili alıyoruz. Bizim mesela bu şikayetlerle alakalı işte esnafların hoşgörüsüne ihtiyacımız var. Bildiğiniz üzere buradan Şehirvan Gazetesi'ne de selam ediyoruz. Şehirvan Gazetesi'nde yazı yazıyoruz. Biz köşe yazısı yazıyoruz. Tamamen işte öğrenci konseyi başkanı olmamız hasebiyle ve üniversite öğrencilerinin sorunları dillendirilsin diye. Bu mesela orada da yazdığımız yazılar bunlardan çok farklı değil. Biz
kesinlikle hoşgörü istiyoruz. Gençliğe hoşgörü istiyoruz. Üniversiteliğe hoşgörü istiyoruz. Ve hoşgörüsüzlükten kaynaklanan bir ton mesele var. Yani size bununla ilgili onlarca ya da tonlarca mesele sunabiliriz. Şu arada bunu sorayım ben. Ya bu hoşgörüsüzlükten en çok etkilenen cinsiyet ayrımı yaptığımızda bayanlar mı daha fazla, erkekler mi daha fazla? Yani o özellikle şimdi onunla ilgili bir çalışma yapmadık açıkçası. Bir şey söylemem belki çok doğru olmayabilir. Ama tabii şunu söylesek, biz hem dinimizin hem de geleneklerimizin, örf adetlerimizin kadına verilmesini istediği önemi vermiyoruz. Bu sanırım sorunuza da cevap olur. Evet, sorumuza da cevap olur. Tabii siyasiler, bürokrasi, büyüklerimiz, yani eli kalem tutan herkes geleceğimiz gençliğimizdir sloganını çok fazla kullanıyor. Tabii siz de bir öğrenci temsilcisiniz. Niyetinde gençliğin temsilcisi sayılabilecek bir konumdasınız. Hakikaten bu slogana uygun davranıyorlar mı? Yani mesela fikirlerinize müracaat ediliyor mu? Davet ediliyor musunuz? Sorunlarınız konuşuluyor mu? Farklı ortamlarda bulunuyor musunuz? Mesela beni de ilk defa daha yeni bir birim oluşturuyor. Daha yeğeni davet ediliyorsun. Evet. Çok geç kalınmış bir şey. Genel anlamda böyle bir ilgi var mı? Şöyle, en başta söylediğiniz konu, evet, biz 32 bin kişinin temsilcisiyiz. O temsil ettiğimiz kesim açısından da aslında ilimizin, Van ilinin en önemli STK'sı, belki evet, temsiliyet açısından önemli gençlik STK'sı olarak da kabul edilebiliriz. Bu Ali'nin Veli'nin önemliliğiyle değil, tamamen Öğrenci Konseyi'nin önemliliğiyle alakalı. Biz de şimdi üniversite içerisinde konuştuğumuzda bu konuyu, evet de sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmaya çalışıyoruz. İşte yetkili mercilerde, makamlarda bu konuda dillendirebiliyoruz. Ama il içerisinde maalesef, ama maalesef böyle değil. Neden böyle değil? Çünkü yani evet, dediğiniz gibi siyasiler olsun, işte bürokrasi olsun. Kesinlikle bürokrasi olsun, kurum kuruluşların temsilcileri olsun, STK'lar olsun. Her oturduğumuzda öğrenci konseyinin ya da gençlerin, artık öğrenci konseyinin de biraz dışına çıkmak gerekiyor. Tabii. Gençlerin çok önemli olduğunu anlatıyorlar. Ama yani işte gençler önemlidir demekle bitmiyor bu. Ve bu konuda da maalesef arkasından yapmıyorlar. Yani gerekeni yapmıyorlar. Ancak gençler gittiğinde ya bir şey istiyoruz, bir şey diyoruz dediğimizde Vanlıların tabiriyle mırın kırın ediyorlar büyüklerimiz. Bu mırın kırın da bizi gerçekten çok üzüyor çoğu çok zaman. Çok mu şey istiyorsunuz? Yani çok şey istemiyoruz. Ya da istediğimizi kendimize istemiyoruz biz zaten. Hmm. Biz yani işte ekibimizin de yarısından fazlası Vanlı. Aktif çalışma ekibimizin derdi Van olan insanlarız. Bizim mesela içerisinde bulunduğumuz Van Sivil Toplum Konseyi var, biliyorsunuz. Evet. Van Sivil Toplum Konseyi de kurulurken bizim öğrenci konseyi olarak Van Sivil Toplum Konseyi'nde bulunma sebebimiz de, o gayemiz de derdimizin Van olmasıydı. Çünkü Van Sivil Toplum Konseyi'nin de derdinin Van olduğunu düşünüyoruz. Ona inanıyoruz ve öyle çalışıyoruz, öyle hareket ediyoruz. Yok, diğer mesajlarımız. Ben onları cevaplayayım isterseniz. Tabii, buyurun cevaplayın. Siz de o arada bakın. Diğerlerine gidelim. Şimdi Yusuf Kaş kardeşimizin sorduğu sorunun cevabını şöyle vermek gerekiyor. Evet. Şimdi 2009 yılında ilk defa 100. Üniversitesi'nde öğrenci konseyi seçimleri yapılıyor. Ondan sonraki süreçte 2-3 sene boyunca büyüklerimiz, abilerimizin anlattığı şey şu. Biz üniversite yönetimine dahi öğrenci konseyini varlığını anlatmaya çalıştık. Evet. İşte onları bildirdik, bir şeyler yaptık. Öğrenci konseyini önce üniversiteye tanıtmamız gerekiyordu, tanıttık. Ondan sonraki süreçte biraz daha süreç ilerledi. İşte üniversite yönetimi bildi, beraber ortak etkinlikler yapıldı, ortak çalışmalar yapıldı. İşte senatolar, onlar bunlar. Senatoyla alakalı çok kısa şunu da söyleyeyim mesela. Tabii, buyurun. Şimdi 100. Üniversite Senatosu'nun üyesidir öğrenci konseyi başkanı. Ama bizim yaptığımız şöyle bir şey var. Hüzünlü Üniversitesi'nde 2012 yılından bu yana Öğrenci Senatosu diye bir yapı vardır, oluşum vardır. Öğrenci Senatosu da üniversite içerisindeki bütün birim temsilcilerinin, evet, rektör hocayla işte bir masa, yuvarlak masa etrafında oturup sorunları tek ağızdan, ilk ağızdan konuşup çözüme kavuşturduğu bir yer. Söylüyor arkadaşlar, rektör hoca not alıyor.
bizden sonraki senatoda rektör hoca birim dekanlarına söylüyor. Yüksek okul müdürlerine söylüyor. Sizde sorun var. Bizde, yani bizim arkamızdan yapılan rektörlük senatosu genelde öğrenci senatosu gündemiyle geçiyor aslında. Evet. Bununla ilgili hatta dekan hocalarımız tatlı sitemde bulunmuşlardı. Ya işte bunu konuşuyoruz. İşte bugünkü bütün gündemimiz sizin öğrenci senatosuydu falan diye. Şimdi şöyle öyle bir durum var. Bu öğrenci senatosunun varlığından haberdar olsun dinleyenlerimiz diye söyledim. Bunun arkasından da şimdi az önce söyledim. Üniversite yönetimine kabul ettirilen bir öğrenci konseyinden geldiğimiz boyutta şöyle bir durum var. Şu an üniversitemizde eğitim fakültesinden doçent doktor Hasan Basri Memduhoğlu hocamız ve Suat Aymaz hocamız araştırma görevlisi. Bunlar beraberce bir araştırma yapıyorlar öğrenci konseyiyle ilgili. Evet. Hiç bilinmeyen, tanınmayan, üniversite tarafından işte kabul edilmesi güç olan bir öğrenci konseyinden üzerine araştırma yapılan bir öğrenci konseyine geldik. Bunun hitap açısından önemini varsın soran arkadaşımız düşünsün. Bununla alakalı da biz işte 32 bin öğrenci var. Bugün kabinedeki bazı bakanları bile vatandaşlar bilmeyebiliyor. Öğrenci konseyinin varlığından haberdar olmayan illaki birileri vardır. Bununla ilgili biz %100'ün iletişimindeyiz dersek yalan konuşmuş oluruz. İllaki vardır birileri ama biz her geçen gün daha çok arkadaşımıza, daha çok kardeşimize ulaşmak için yeni yeni çalışmalar yapıyoruz. Murat Çakar'ın sorduğu soru da, evet. Onun cevabı da şöyle. Şimdi bizler sadece üniversite içerisinde programlar yapmıyoruz. Evet. Kendimizi ilin STK'sı olarak da kabul ettiğimiz için ilin meselelerine de yöneliyoruz. Gerek sosyal sorumluluk açısından, gerek entelektüel fayda açısından çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk açısından öğrenci konseyinin kendine şiar edindiği bir sloganı da sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii, tabii. Bizim her anımız sosyal, her yanımız sosyal, her yanımız sorumluluk diye bir sloganımız var. Biz yaptığımız her çalışmada aslında sosyal sorumluluğu ayrı bir kategoriye almak yerine her işimizin içerisine dahil ediyoruz. Bunun için de ilden kendimizi hiçbir zaman soyutlamamaya çalışıyoruz. Son yaklaşık 2 hafta önce İl Emniyet Müdürlüğü ve Best One Turizm Genel Müdürü İrem Hanım Efendi var. İrem Bayram Hanım. Evet. Kendileriyle beraber ortak bir etkinlik yaptık. Üniversitemizde de okul öncesi bölümü öğrencileriyle 400 tane çocuğu ilçelerden buraya sinemaya getirdik. Hayatlarında hiç sinemaya gitmemiş anaokulu birinci sınıf öğrencileri çok götürdük. İyi. Yani biz hiç tanımadığımız, görmediğimiz, belki bir daha görmeyeceğimiz kardeşlerimize de uzanmaya çalışıyoruz. Bu sadece sosyal sorumluluk açısından. Başka türlü baktığınızda biz mesela liselere gidiyoruz. Liselerde de o kardeşlerimize rehberlik yapmak istiyoruz. Rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Burada da mesela liselilerle iletişim kuruyoruz. Soframı paylaşıyorum etkinliğimiz var mesela bizim. Soframı paylaşıyorum etkinliğiyle de il içerisindeki ailelerin, buradan sizden de davet alırsak memnun oluruz. İl içerisindeki yerleşik olan ailelerin, evlerin, tanıdığımız, bildiğimiz ailelere evi burada olmayan öğrencileri bir sofra etrafında toplamak üzere götürüyoruz mesela. Çok güzel. Birçok yaptık. Bir gün davetlimsiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Programın bitiminde gününü de alırız biz sizden. Tamam, gününü de alırız. Bizim yaptığımız mesela çok destek var. Hem üniversite içerisindeki işte büyüklerimizden var. Hem dışarıdaki ailelerden çok güzel talepler var. Öğrenciler, gençler ailelerle beraber bir araya geliyor. Ve aslında buradaki 4 yıllık öğrenim süresinde kendine bir manevi aile kazanmış oluyor öğrenci. Çünkü biz mesela bir 2 saatlik yemeğe gönderiyoruz öğlen yemeğine. Bakıyoruz arkadaşlarımız akşam 6-7 olmuş gelmemişler. Tabii. Tamam mı? İşte evin babası alıyor mesela getiriyor arkadaşları bırakıyor gidiyor. Sonra bir daha muhabbetini ediyorlar şey yapıyorlar. Bu manada uzak kalmıyoruz. Son olarak bu konuyla ilgili yine bir de bu hafta çaylar Twitter tagı gibi düşünün. Bu hafta çaylar etkinliğimiz var. Burada da ilin idaresindeki büyüklerimizle gençleri çay etrafında topluyoruz. Ama resmi bir makamda ya da üniversitede bir kafede değil. Tamamen hiç böyle yani rastgele girdiğinizde bir kafede rastgele bileceğiniz bir yerde. Mesela bundan önce 2 tane simit dünyasında yaptık. İsim de verdim kusura bakmayın. Reklam yapmış oldum. Simit dünyasında yaptık mesela. Orada işte önce Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürümüz. Kısmen teknik, kısmen genel olarak. Yani işte gündemle alakalı, sohbet, işte kariyerle alakalı konularda konuştu arkadaşlarımız. 20-30 kadar genç. Çok fazla sayıyı büyütmemeye çalışıyoruz ki birebir iletişim kolay olsun. Arkasından da Ticaret İl Müdürümüz. Ticaret İl Müdürümüzle gençlerimiz yine sohbet ettiler. İşte araya referandum girdi. Referandumdan sonra şu an mesela biz valimize
bu projeden bahsettiğimizde çok mutlulukla karşıladı. Hmm. Aynı şekilde daha büyüklerimize ya da il içerisindeki büyüklerimize söylediğimizde hepsi mutlulukla karşılıyorlar. Ve her hafta sonu mutlaka biriyle oturuyoruz. Her hafta sonu o arkadaşlarımızla işte il idaresindeki iletişimi kurmaya çalışıyoruz. Yani başta söylediğim gibi ille evet. öğrencilerin iletişimini hiçbir zaman koparmamaya, aksine birbirine perçinlemeye çalışıyoruz. Şimdi tabii farklı iddialar da var. Hani size ulaşamadığını iddia edenler de var. Tabii gerekçelerini sayı okumayacağım. Artı bir de ya zaten rektör beyin telefonu bizde var, rahat ulaşıyoruz diyenler de var. Öğrenci konseyi başkanına ne hacet? Bunu diyenler de var. Nihayetinde bu soruları sormak zorunda hep. Doğru. Bu iki soruyla ilgili neler? Şöyle şimdi bize ulaşamadığını söyleyen kardeşimiz... herhalde şöyle diyor, daha açık söyleyeyim, politik davrandığını söylüyor. Anladım, tamam. Şimdi bizim çok aktif kullandığımız sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz var. Evet. Ve orada da bütün çalışmalarımız yer alıyor. Bütün çalışmalarımız o hesaplarda yer alıyor. Yaptığımız hiçbir işi, eylemi oradan esirgemiyoruz. Orada arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Kaldı ki artık şeye başladık, yani bize gelen resmi yazıları bile paylaşmaya çalışıyoruz. Ki her şey bilinsin, işte şeffaflık bu manada görülsün diye. Bizim öğrenci konseyi olarak, işte ben bu dönemimizden mesulüm, daha öncesi için de konuşabiliriz ama tabii. bu dönemi konuşmak gerekiyor. Bizim bu dönemde herhangi bir işte politik çalışmamızı üniversite içerisinde ya da işte üniversite sahasında ya da öğrenci konseyi sıfatıyla, öğrenci konseyi kimliğiyle yaptığımız politik bir çalışmayı getirirse arkadaşımız, biz bedelini ödemeye hazırız. Evet. Öyle yani, bir şey yok. Evet. Şimdi birkaç yorum var. Onları okuyayım. Muhammed Eybek, tanıyor musunuz bilmiyorum. Büyüklerimiz sürekli gençlerin durumundan şikayet ediyor ama gençlerin taleplerini karşılamıyoruz. Bu konuda neler yapılmalı sizce? Adem Çelik Döver, Öğrenci Konseyi Van ili içerisinde üniversitenin tanıtımını yapıyor mu? Bir rehber yönde olma nasıl bir rol alır? Yani tabii bir şey diyemem. Yunus Emre Müküz, Murat Çakar'ı bekletiyorum. Öncelikle selamlarımı iletiyorum Salih Bey ve Emre Bey. Van şüphesiz bölgemiz için başta gelen şehirlerden biridir. Ve bu kadar köklü bir öğrenci konseyini sayıp YEYÜ konseyi bölgemiz için çalışma yapıyor mu? Bir takım çalışmalara öncülük edecek mi? Biliyorsunuz ki bölgemiz içinde birçok çalışma yapılabilir ve öğrenci konseyinin buna öncülük etmesi gereklidir deniyor. Şimdi bizim kendi internet sitemize gelen mesajlarda şu deniyor. Kültürel programlar yapıyor musunuz? Yani bizim öğrenci konseyinden de beklentilerimiz var diyor Vahit Bey. Onlar da gençlerimizin değişimi ve dönüşümü için mutlaka kültürel programlara imza atmaları gerekir diyor. Ve milli eğitimle ilgili diyaloğunuz nasıl, onu soruyorlar. Tamam. Şimdi sondan başlayayım. Milli eğitimle alakalı diyaloğumuz, biz liselere gidiyoruz dedik. Liselerde yapıyoruz çalışmamızı. Evet. Ve bunu da geçmişten, yani Milli Eğitim'in 100. Üniversitesi ile imzalamış olduğu bir protokol var. Bu protokolün içerisinde de bizim işte liselere gidişimiz falan filan serbest dolaşım. Evet. Ve bunu Milli Eğitim talebiyle yapıyoruz. Bizim bir projemiz var. İşte kardeşime rehber oluyorum diye. Bu projeyle ilçeler, uzak ilçeler başta olmak üzere liselerimize gidip liselerimizde kardeşlerimize rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Alanlardan Milli Eğitim bize alan söylüyor. O alanlardan öğrenciler istiyor. Ve o alanlardan öğrenciler, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız gidip öğrencilere, liseli öğrencilere önce alanları ile ilgili teknik bilgi, daha sonra hazırlık süreci, sonra da abilik ya da ablalık yapma girişiminde bulunuyorlar. Ve biz bunu Milli Eğitim'le ortaklaşa yapıyoruz. Milli Eğitim'le iyi ilişkiler içerisindeyiz. Genel itibariyle çalışmalarımız da ortak. Diğeri kültürel çalışmalarla ilgili de şöyle bir durum var. Şimdi bizim hazırlık sürecinde olduğumuz sosyoloji bölümünden doçent doktor Suat Parin hocamız var, bölüm başkanı. Evet. O ve eğitim fakültesinden de dekan yardımcısı, yardımcı doçent doktor Ahmet Yayla. Ahmet Yayla hocamız da öğrenci konseyi için çok önemlidir. Çok sevdiğimiz, çok saydığımız bir hocamızdır. Bu hocalarımızın danışmanlığında üniversite ve kent yaşamıyla ilgili proje yarışmasına başlıyoruz. Evet. Bu büyük olasılıkla önümüzdeki dönem başlayacak. Önümüzdeki dönem başlayacak yarışmayla işte kentin yaşamı, üniversitenin yaşamıyla alakalı, il içerisindeki
bütün kurum kuruluşları, belediyeler, kaymakamlıklar ve STK'lar, kurum kuruluşların tamamını işin içerisine dahil edip ortak bir proje yarışması yapacağız. Ödüllü. Hem ilin kültürel manada yaşamına katkısı olacak, hem de arkadaşlarımız bu manada kendilerini geliştirmiş olacaklar. Bu bir. İkincisi, bizim kültürel olarak önce öğrenci konseyinin kendi içerisinde yapmaya hazırlandığı kitap okuma ve tahlil programları var. Bunu daha sonra genişleteceğiz ama biliyorsunuz, takdir edersiniz ki bu da küçük küçük gruplarla başlaması gerekiyor. Tabii. Başlayıp devam edecek. Bu da onlardan bir tanesi. Ayrıca bir de yaptığımız işte öğrenciler arası küçük küçük gruplarda işte münazaralardır, şeylerdir. Bunu tabii liselerle yine yapmaya hazırlanıyoruz. Biraz üniversitenin şeyinde kalıyor, aşağısında kalıyor açıkçası. Bu da onlardan bir tanesi. Bir başka sorunun cevabı işte gençliğimiz geleceğimizdir diyorlar. Aslında sizin sorunuzla da örüntülü bu. Gençliğimiz geleceğimizdir diyorlar büyüklerimiz. Ama işte gençliğe ne veriyorlar tarzında, yanlış hatırlamıyorsam, evet, bir soru vardı. Evet. Bu soruyu da az önce cevapladık. Ama dediğimiz gibi bir cümleyle üzerinden geçecek olursak maalesef 10 söylüyorlar, yarım veriyorlar. İşte Murat Çakar tam kitabın ortasından bir soru sormuş. Bir de yorum yapmış. Hakikaten benim de yani genelde iş adamlarıyla bir ara geldiğimde dile getirdim bir ifade. Diyor ki, diğer üniversitelerde fakültelerini birincilikle bitiren bitirenlere firmalar, kurumlar tarafından, yani birincilikle bitirilenleri firmalar, kurumlar kapışıyor. Yani kıymetinin değerini veriyor. İtfet, itfada tabidirin gerekliliğini yerine getiriyor. İş bulurken ne yazık ki bizim fakülte birincilerimiz işsiz geziyorlar. İnşaatlarda çalışırken vefat ediyorlar. Bu sorunun muhatabı sadece konsey değildir. İlim büyükleri, valilik, belediye. Tabii Murat bir şey unutmuş, siyasileri unutmuş. Yani asıl günahkarları unutmuş. Gerçekten siyasiler dilimize pelesenk olmuş artık. Onun için yani aklımızda oluyor artık, dilimize dökülmüyor. Onun için söylememiştir, evet, büyük ihtimalle. Çok önemli bir konu hakikaten. Yani hatta bir toplantı vardı. Beni de davet ettiler. Gittim. İşsiz üniversite mezunları diye bir dernek oluşturun diye bir teklifte de bulundum. Neden burada çok kıymet bilinmiyor? İş adamlarımızın bilgiye ihtiyacı yok mu? Başarılı öğrencilere ihtiyacı yok mu? Şöyle maalesef, ama maalesef bu manada iş adamları bu söylenilen konuda üniversiteye çok uzaklar. Yani birçok konuda işte üniversitenin protokolünde otururlar. Ama bu konuda çok da şey yapmazlar, yani çok da sahiplenmezler gençleri. Artı istihdam projesi vardı, hatırlarsınız. Evet. Bununla ilgili işte konu gündem olduktan sonra Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Sayın Necdet Takva, o da gençlere çok önem verir. İşte o da biz artı istihdam kampanyası yapacağız diye bir paylaşımda bulunmuştu. Ben de kendisine mesaj atmıştım. Demiştim ki, başkanım işte bizim bir planımız var. Planımız da şu,